Ha Ayfer'im. Mumları vermeyi unuttum sana. Sağ ol Recep'im. Şunları da vereyim. Güzelce yerleştir. Koyarız birazdan. Nasıl olmuşum anne? Tarzım nasıl? Güzel. Ne oldu ki? Ay oluyandı ya saçlarım. Ben de saç bandı taktım. Ne akıllı kadınım değil mi? Madem o kadar akıllıydın da o saçı nasıl yaktın? Ya boyayı biraz fazla tutayım dedim hani saçım iyi tutsun diye böyle rengi. Ama yani öyle olunca yanıyormuş. Ben nereden bileyim yani? Her ay kuaföre gittiğim için. Zeka fışkırıyor. Saç bandımı da gözlerim rengine göre seçtim. Ay çok güzel oldu. Güzel bir filtre buldum mu? Canlı yayınım süper olacak ha? Sen şimdi her akşam canlı yayında şarkı mı söylüyorsun? Ay şekerim. Her akşam canlı yayınım var benim. Bir gün gel de görürsün. Ay neyse. Gideyim de bir saç sesimi açayım bari. Elalem, deliye hasret biz akıllıya. Ay bir de demiyor mu canlı yayında şarkı söyleyeceğim diye. Sanki al solist. Dünya nerede kaldı ya? Gelir birazdan Recep amcam. Bir şeye inat etmiştir şimdi, bilmez misin? Çocukken de böyle miydi? Kesin canınızı okumuştur. Yo, çok ıslı bir çocuk. İlk böyle kucağıma verdiler, sesi bile çıkmıyordu. Minicik eller, ayaklar, al al yanaklar. Çok güzeldi bebekti. Bir kızımız olacağını bile bilmiyorduk biz. Köy yerindeydik o vakit. Dünya köyde mi doğdu? Yo. Sancılarım gelince Trabzon Devlet Hastanesi'ne gittik. Doktor geldi, baktı bu çocuk ders dedi. Hemen sezeryan aldılar beni. Beni de bir telaş aldı ki sorma. İçeriye de almıyorlar. Koridorda dolandım durdum dünya doğana kadar. Sonra hemşire çıktı. Geçti gitti yanımdan. Kucağında da bir bebek ama soramadım kız mı erkek mi diye. İçeride başka bir kadın daha vardı dedim herhalde onun bebeği. Meğerse dünyamızmış. Sonra aldılar normal odaya her firma. Odada gözümü açtım baktım bebek yok. Nerede benim bebeğim der demez hemşire geldi hemen Nur Topu gibi bir kızınız oldu dedi. Dünyaya kucağımı verdi o anı hiç unutamam. Dünyaları bana verdi dünya. Ay ne güzel söyledin Ayfer teyzem. Allah ayırmasın sizi. Amin kızım amin. Trabzon'dayız o zamanlar. Şirket yeni kurulmuş. İyi de gidiyor işler. Kayınpederim hayatta ama her şey yetişemiyor tabii. Bir gün topladı bütün oğullarını karşısına ve dedi ki... bana hanginiz erkek torun verirseniz... şirketin başına o geçecek. Niyeymiş? Kız olunca evlattan sayılmıyor muymuş? O zamanlar öyleydi işte. Ben de yeni hamileyim. Yusuf'u bir heyecan aldı tabii. Benim erkek çocuğum olacak. Şirketin başına ben geçeceğim. Erkek doğuracaksın diye tutturdu. Yusuf hemen heveslenme. Bak belki bizim kız çocuğumuz olur. Belki Allah bize kız evlat nasip etmiştir dedim. Bir sinirlendi, bir sinirlendi. Bağırdı, çağırdı, hayır dedi. Bana erkek evlat doğuracaksın. Onun demesiyle mi oluyormuş? O zamanlar Trabzon'da ultrason aleti yok tabii. Kayınpederim hala Osman Bey ne yaptı ne etti getirtti. Biz de bir heyecanla gittik Yusuf'la öğrenmek için bebeğimizin cinsiyetini. Kızım olacağını öğrendiğim o günden 2 gün sonra bir akşam yemeğinde Yusuf babasına... Babacığım, madem bizi buraya topladın, benim de sana bir diyeceğim var. Hayırdır evlat? Güzel haberler inşallah. Güzel baba, güzel. Ben de böyle heyecan içinde bekliyorum tabii. Herkes gibi Yusuf ne diyecek diye. De hadi anlat o zaman.
Biz bugün Kerime'yle hastaneye gittik. Ultrasonla bebeğin cinsiyetine baktırdık. Bizim bir oğlumuz olacak baba. Şükürler olsun Rabbime. Nihayet bana da bir erkek torun bağışladı. Gel seni bir kucaklayayım koçum benim. Kaldığımızda Yusuf'a dedim ki, Yusuf, babanlara böyle bir şey nasıl söylersin? Bizim kız evladımız olacak. Biz bu yalanın altından nasıl kalkarız? Kerime, sana sus diyorum. Bak iki canlısın, elimden bir kaza çıkartma beni. Duyacaklar şimdi. Duyarlarsa duysunlar. Bizim kız evladımız olacak. Oğlan değil. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Kızımız olacağını senle benden başka hiç kimse bilmeyecek. Bizim oğlumuz olacak. Ve o şirketin başına ben geçeceğim. Nasıl olacak böyle bir şey? Ben düşündüm her şeyi. Hastanede bir hemşire ayarladım. O gün doğacak olan bir erkek çocuğuyla bizim kızın yerini değiştirecek. Yok. Yok, yok. Böyle bir şey yapmazsın sen. Hırsın için böyle bir şey yapmazsın değil mi? Yapacağım Kerime. Yapacağım. Yok, yok yapamazsın böyle bir şey. Yapamazsın. Annesiyle çocuğunu ayıramazsın sen. Sen kıyamazsın ona Yusuf değil mi? Ne olur. Sana yapacağım diyorum Kerime, yapacağım. Ben böyle bir şey izin vermem. Evlatımdan ayrılmam. Beni öldürsen de verme. O halde gerekirse seni de öldürürüm Kerime. Ben ne dersem o olacak. Günlerce ağladım, yalvardım. Yapma dedim ama dinlemedim beni. Yine de içimde bir ümit vardı Nebahat. Diyordum ki belki çocuğunu kucağına alırsan. Dayanamaz, kıyamaz ona. Ama kıydın Nebahat, kıydın. Kızıma da bana da kıydın. Kızımı bir kere bile kucağıma alıp öpüp koklayamadan kollarımın arasından alıp götürdüler. Elimde bir tek şeyle kala kaldım Nebahat. Üzüntüden sütün kesildi. O yüzden emziremedin Umut'u. O gün elimden kızımı aldı ya. Kalbime bir bıçak sapladı Nebahat. Ben işte o gün öldüm Nebahat. Yalan yok. Umut'u kendi oğlum gibi sevdim. Ama kendi kızımda bir gün bile aklımdan çıkmadı benim. Nerededir? Kimledir? Yaşıyor mu? Onu bile bilmiyorum Nebahat. Abacığım. Derdin varmış be senin. Taşlara haykırsan dağ yerinden oynar. Demek o yüzden sen hep böyle masum, ağlamaklısın. Benim ağlamadığım tek bir gün bile yok ki Nebahat. Nebahat.
kimseye söyleme, tamam mı? Bak yoksa Yusuf, yok, dünyayı sana da dar eder. Kerime sakin ol, sakin ol. Bak benden laf çıkmaz. Sakin ol, unuttum bile. Tamam. Şimdi başkasının çocuğu sende. Senin çocuğun başkasında, öyle mi? Umut'un ailesi biliyor mu, onu da bilmiyorum. Hemşire öyle kucağıma verdi gitti. Peki kızını, kızını bir tek doğduğu an mı hatırlıyorsun? Başka hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Yok bir dakika, bir de şeyi hatırlıyorum. Hemşire böyle alıp giderken hayal meyal hatırlıyorum, böyle omzunda, omzunda bir doğum lekesi vardı sanki Nebahat. Bir de onu hatırlıyorum. Şimdi anladın mı benim asıl dertim ne Nebahat? Ölüm bana koymaz artık Nebahat. Ben o gün öldüm. Kızımı benden alıp götürdükleri gün öldüm. Ama buraya kadar Nebahat. O gün geldi. Yusuf ne derse desin, ne yaparsa yapsın. Kızımı bulacağım Nebahat. Kızımı bulacağım ve onu ölmeden bir kez daha kollarıma alacağım. Onu nasıl bulurum bilmiyorum ama kızımı mutlaka bulacağım. Ve tek bildiğim işte omzundaki doğum ülkesi. Acıyor mu konularla? Yok, acımıyor. Ya sen niye tek başına dalıyorsun ki adamlara? Keşke polise haber verseydin. Sen bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Ben senin için diyorum herhalde. Yaran açıldı. Ya senin için yaram kanamış çok mu? Neyse, hadi gidelim. Bitleneceğiz bu pis yerde yoksa. İyiydik böyle. Yani kimse yok. Sen, ben, yalnızız. Ya ben o kadar cengaverlik yapmışım, kızı kurtarmışım. Sen ne diyorsun? Yine gevezelik yapma da kalk, hadi kalk. Gidelim bir an önce. Tamam ama yardım etmen gerekiyor. Kolum çok acıyor. Hı. Tamam. Tut elimi. Telefona bakmam lazım. Alo Cihan? Ya kusura bakma lütfen, küçük bir aksilik oldu. İyisin değil mi? Önemli bir durum yok. İyiyim iyiyim, bir sorun yok. Sen hala bekliyor musun? Yok, toplantım başlayacak. Akşam sana bilgi vereyim, olur mu? Olur olur. Görüşürüz. Sen yine neyin peşindesin? Bulacağım kızımı. Ne pahasına olursa olsun bulacağım onu. Artık yüreğim dayanmıyor çünkü Nebahat. Ay yavrum. Ay evladım. Aç mı, tok mu? Kimlerin yanında? Sağlıklı mı, mutlu mu? Ben yıllardır hep bunu düşünüyorum Nebahat. Onu kim aldı, o kime anne dedi.
anne dedi. Onu böyle gerçekten bağrına bastı mı, anne gibi sardı mı, sarmaladı mı? Ben bunu düşünüyorum Nebahat'ı. Kerim'im, Kerim'im. Her kadının şurasında analık duygusu yatar. Sen nasıl Umut'u bağrına bastın, besledin, büyüttün? Onlar da aynısını yapmıştır elbet. Yapmıştır değil mi? Yapmıştır. İnşallah Nebahat, inşallah. Ben onu şöyle bir gün yüzüyle göreyim, ona bir daha bir sarılayım, şöyle kokusuz içime çıkayım. Benim bu içimdeki, kalbimdeki yük geçecek işte, o zaman geçecek Nebahat. Kerim'im, Kerim'im, Kerim'im bak, bak. Bak sen öyle Yusuf duymasın, seni öldürür dedin ama sanma ki ben korkup geri dururum. Birlikte bulacağız kızımı. Tamam. İyi ki varsın Nebahat, iyi ki varsın. Sen olmasan ne yapardım ben? Hadi Kerim, hadi. Bunları sonra konuşur, ağlaşırız. Şimdi, şimdi sen nereden başlayacağız onu de bana hele. Dünya. Dünya. Ya yine bir daldın gittin sen. Ne oldu? Bir şey olmadı. Şey, iş düşünüyordum ben. Projeyle ilgili. İş. Hı hı. Tamam. Bu aramızdaki meseleyi bir konuşsak mı acaba? Ne oldu ki? Ne geçti ki aramızda? Ne mi oldu? Kaçırıldın. Kurtardım ya seni hani. Unuttun mu? Sen onu diyorsun. Ya ne olacaktı başka? Yani annenlere söylemeyeceksin herhalde endişelenmesinler diye. Yok yok. Yani beni doğru tanımışsın. Söylemeyelim mümkünse. Tamam. Ben bir şey söylemem. Bu aramızdaki mesele deyince sen niye bir gerildin? Yok, gerilmedim. Ne gerilmesi yani? Niye gerileceğim ayrıca? Ya bak şimdi de sinirleniyorsun. İyi misin sen? Her gün kaçırılmıyoruz herhalde. O yüzden olabilir mi acaba? Haklısın. Ya şeyi merak ettim ben. Bu ustabaşlardan şüphelendiğini söyledin. Yani sana bunu düşündüren şey neydi? Bu kadar tesadüf fazla değil mi sence de? Tesadüf? Yeni deliller bulmak için avukat arkadaşımla görüşmeye giderken kaçırılmam. Yeni deliller mi var? Bilmiyorum ki. Cihan'la görüşemedim daha ama görüşünce göreceğiz bakalım ne var. Tamam ama bak tek başına hareket etme. Yani bir şey yapacağını da bana da söyle. Beraber yapalım, olur mu? Sağ ol ama gerek yok. Benim yüzümden kimsenin başı belaya girsin istemem. Ben hallederim. Evet, halledersin biliyorum ama yine de birilerinin yardımına ihtiyacın olabilir, değil mi? Sen böyle bir bilgi, bir şey, eline ulaşan bir şey olursa hani bana da söyle. Hem mahalleliği biz bu olaydan çabuk kurtarmış oluruz. Tamam. Bu arada eve gitsek mi artık? Doğum günüm için beni bekliyorlar. Senin de doğum günündü değil mi? Evet, öyleydi de. Yani bunca olaydan sonra unuttum ben de. Tamam o zaman sen de gel. Birlikte öfleyelim mumları. Hem öyle boynu bükük pastasız doğum günü çocuğu gibi kalma. Olur. Kerim'e. Bak bırak onu bunu da. Bu sırrın ikinizden başka tanığı yok mu? Ben bir yerden başlamamız lazım. Ben nereden başlayacağımızı biliyorum Nebahat. Dur sen. Emin, oğlum. Hemen de tanıdık Kerime teyzesini. İyiyim, iyiyim, iyiyim oğlum. Sen nasılsın? Trabzon nasıl? İyi, çok sevindim. Oğlum, bak ne diyeceğim. Benim senden bir ricam olacak. Eline düştüm be oğlum.
Tamam bak ne diyeceğim. Şimdi benim sana vereceğim tarihte Trabzon Devlet Hastanesi'nde doğmuş bütün bebeklerin ailelerini bulabilir misin? Kerime! Hep senin başının altına çıkıyor değil mi bunlar? Ne diyorsun anneciğim? Takılarımı karıştırdın değil mi? Doğru söyle. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Bir şeyini falan mı kaybettin yoksa? Sen bunları benim külahıma anlat. Ben sana bir bitki çayı yapayım en iyisi. Ya senin sinirlerin falan bozuldu herhalde. Yani bir sakin ol. Problem neyse çözeriz. Ben sana gösteririm nasıl sakin olmuyormuş. Şu rollere bak. Şu pozlara bak bak. Bak. Hayırdır? Ölü görmüş gibi ne bakıyorsunuz? Oğlum, ben sonra arayacağım seni, tamam mı? Dediğim gibi. Kiminle konuşuyorsun sen? Kiminle konuşacağım Yusuf? Umut'un doğum günü ya. Pasta sipariş verdim. Sonra Belgin'i aradım hediye için. Yani böyle işte, benim işim böyle. Hazırlıklar bitti mi? Bitti, az bir şey daha kaldı. Onu da biz şimdi halledeceğiz değil mi? Nebahat'e hadi gidelim halledelim, bitirelim. Bu şirkette işler kişisel hesapların için şirket hesabından para çalarak yürümüyor Gökhan. Hatırlatırım. Gerçi hatırlasan da artık bir önemi yok. Çünkü bu şirkette yerin yok. Belgin dur. Lütfen dinle. Yalvarırım dinle. Bırak Gökhan. Neyini dinleyeceğim? Bu yaptığının hiçbir açıklaması olamaz. Ya mecburdum Belgin. Mecburdum diyorum. Gerçekten mecburdum ya. Ya çok özür dilerim ama yeminle telafi edeceğim. Evrakta sahteciliği nasıl telafi edeceksin Gökhan? Hapis yatarak mı? Sen ne ara nasıl böyle bir insana dönüştün? Gerçekten inanamıyorum. Belgin, bir pisliğin içine düştüm. Çıkmak için de her şeyi yapıyorum. Yani normalde ben böyle bir şey yapar mıyım hiç ha? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum artık Gökhan. Şu hayatta beni en iyi tanıyan kişi sensin. Çok iyi biliyorsun normalde böyle bir şey yapmayacağım. Seni gerçekten tanıyabilmiş miyim onu bile bilmiyorum Gökhan. Belgin, yalvarırım yapma dur. Niçin lazım bu para? Ya işte farkında olmadan hesapların ucunu kaçırınca... Yalan söylemeyi kes Gökhan. Belgin, bunu nasıl söyleyeceğimi ben bilmiyorum. Yani söylerken bile utanıyorum. Kumar. Ne? Kumar mı? Gökhan sen ne yaptın? Düştüm bir kere çıkamıyorum. Lütfen kimseye söyleme Belgin. Lütfen. Belgin. Bu parayı bana vereceksin değil mi? Kaldılar ya. Yayın saatim kaçacak. Geliyorlar, geliyorlar. Çabuk çabuk yakın pastanı onların. Hep yanımda olun. Hep böyle mutlu olalım. Ay dur,
Üfleme. Bumerang çekeceğim. Ama mumlar eriyor. Ay yanmaz herhalde pastan azlığı. Üfle kızım sen mumu üfle. Sönmedi üfle. Huzurlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun kızım. Ayağına taş değmesin. Senin gibi bir çocuğa sahip olmanın gururunu yaşattın bize. Canım babam. Anneciğim. Canım. İyi ki varsın. Ya ben. Hediyeler de burada. Ay başımın tatlı belası. Gel sen de iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun görümce. Öpesim geldi görümce. Arkadaşlar dünyaya görümce şakası. Ay çok komiyim değil mi arkadaşlar? Doğum günün kutlu olsun Dünya. Bu arada bugün Umut'un da doğum günüydü. Nasıl ya? Ha öyle mi? Doğum günün kutlu olsun oğlum. Teşekkürler Recep baba. O zaman pastanın mumlarını yakalım tekrar. Umut oğlum da üflesin. Olmaz böyle. Doğru söylüyorsun. Geç oğlum geç. Çekiyorum bakın. Bir tane daha. Tamam mı kızım? Hadi oğlum üfle. İyi ki doğdun çocuğum. Teşekkür ederim. Selam arkadaşlar. Büyük parti başladı. Çekimleri birazdan sizinle paylaşacağım. Ay burada bir değil tam iki doğum günü var. Ve şimdi dans. Hadi geçin otur. Tamam. Şimdi paşam bunları görünce diyecek ki... Süt annem, şımarayım mı? Bak şımardım. Kurban olsun annesi ona. Kerimem, pastayı hangi tabağa koyayım karar veremedim. Dur ben geleyim seninle. Geliyorum hemen. Ah güzelim, hoş geldin. Anneciğim. Oo, hazırlıklar sağlam. Gamze, ya bu ne sıklık böyle? Yani sanki ev partisine değil de teknede partiye gidiyor gibisin. Bu parti için biraz fazla hazırlandığımın farkındayım. Buradan sonra after planladım. Umut'u kaçıracağım. Ya, ne planlar yaptın? Nereye gideceksiniz? Söylemeyin. Rezervasyonlar yapıldı. Hazırlıklar tamam. Buna koyalım Nebahat. Tamam. Ay. Ay çok güzel oldu. Kerimem. Düşürme yüzünü. Bak. Ana olarak sen oğlunu nasıl mutlu etmeye çalışıyorsan... Annesi de kızını mutlu ediyordur şimdi. Ediyordur değil mi? Senin için tertemiz. Emin ol. Kızının yüzü gülüyordur. İnşallah Nebahat. İnşallah. Hadi. Topla kendini. Hadi. Tamam. Ya. Aç bakalım hediyeni beğenecek misin benim güzel kız? Ya sizin varlığınız bana en güzel hediye zaten. Şu anki mutluluğumu hiçbir şeye değişmem. Anneciğim. Ya eline sağlık çok güzel. Niye zahmet ettin? İyi günlerde kullan kızım. Senin doğum günün olduğunu bilseydim sana da örerdim oğlum.
Alper teyzeciğim, düşünmeniz yeter. O zaman biz de benim hediyemi paylaşırız. Kaşkol senin, bere benim. Teşekkür ederim. Aklınla bin yaşa kızım. Pişt. Çok yakıştı hem kaşkol hem de. Cevriye annem arıyor. Selam söyle. Alo. Cevriye anneciğim nasılsın? Ya çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de seni çok özledim. Tamam. İletirim. Görüşmek üzere. Cevriye anne. He, süt annem. Beni o emzirmiş küçükken. Değil mi anne? Hı hı. Benim de süt annem var. Evet sevgili takipçilerim. Bakalım mahallemizin canına doğum günü hediyesi olarak ne geldi? Jönümüz kameralardan kaçıyor ama Nevriye'nin magazin kamerası iş başında. Ya rahat bırak çocuğu. Yeter ama böyle ağzımızın içinde kamera. Darlandım. Şimdilik bu kadar sevgili takipçilerim. Bir gün herkes dijital çağa ayak uyduracak. Öptüm, bye. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Nereye ya? Erken daha. Ne yapacaksın Nazlıcığım? Hani belki Umut'un da doğum günü planı vardır. Belki bekleyeni vardır. Belki. Görüşmek üzere. Selametle olun. Rahatsız olmayın lütfen. Hadi biz de pastayı keselim o zaman. Şunu da şöyle alayım. Herkese selam. Ne oldu? Geç kızım, geç otur. Ayşe Hanım, Tekin ve Gökhan neredeler? Arayayım değil mi? Ben daraldım, bahçeye hava almaya çıkıyorum. Hep beraber toplandık, burada bekliyoruz. Tamam canım, hadi sen çık çık çık. Kıvırmaya çalıştım ama Belgin'e yakalanınca parayı da alamadım. Bir şekilde o parayı al, başka çaremiz yok. Ne oldu, ne yaptınız? Kızı kaçırdık, depoya götürdük. Konuştuğumuz gibi. Ama son anda arıza çıktı. Ne arızası? Umut Ustabaş gelip kızı kurtarınca geri basmak zorunda kaldık. Allah kahretsin. Ulan bir işi beceremediniz be. Kapat! Ne oldu yine? Ne oldu baba? Umut Bey yine rahat durmamış. Gitmiş kızı kurtarmış. Ya baba, bak biz iş yaptıkça bu adam ayağımıza dolanıyor. Bu adamla bu işler nasıl olacak, he? Neyse, neyse. Önce bir sakinleş. Bu işten haberimiz yokmuş gibi davranacağız. Bir şey olursa... Adam sanki mahallenin fedaisi ya. Ya sana ne, sana ne? Sana ne avukat kızdan? Ne işin var senin? Ya biz seni niye gönderdik mahalleye? Tamam, sakinleş. Hadi içeri geçelim, annen arayıp duruyor. Baba, ben bir de o adamın doğum gününe mi gideceğim, he? Gökhan. Baba, bak sorun olursa işi falan varmış da ne olur. İyi, nasıl biliyorsan öyle yap. Ama sakın hata yapma, sakın. Gel, gel. Gel, sen hak ettin bunu. Gel. Lan! Gel, gel hadi. Hadi bakalım. Gel. Ha? Lan ne oluyor? Hadi! Ne oluyor burada? Hadi! Ne oluyor? Bırak! Ya, hayır! Ne oluyor? Ya bırak! Geri dön! Şşş! Bakan! Umut! Dur, dur, tamam. Tamam. Tamam baba, yok bir şey. Tamam. Tamam anne. Sen şimdi bayağı bayağı kaçırıldın mı? Şşş, ya biraz sessiz mi olsan acaba? Ne sessizi kızım? Kaçırılmışsın resmen. Bak annemler bilmeyecek, tamam mı? Zaten bir sen bir de Umut biliyorsunuz. O da söz verdi zaten, kimseye söylemeyecek. Tamam tamam. Söz ver. Söz dünya kuşum ya. Ama aşk olsun yani. Tehlikeli adamlar bunlar. Ya Umut orada olmasa olacakları düşünmek bile istemiyorum. Vallahi bu kadar ileri gideceklerini ben de tahmin etmemiştim. Umut'un her şeye burnunu sokması ilk defa bir işe yaradı. Cesur çocuk. Merak etmiş seni, peşine düşmüş. Kaldı mı böyle erkekler?
Sağ olsun. Hem aynı gün falan da doğdunuz. Yani? Biraz fazla tesadüf değil mi sence de? Hı. Peki ne olabilir Nazlı'cığım? Heh. Söyle, vallahi bak kızmayacağım bu sefer. Hadi söyle, ne olabilir? Hı? Ne olacak canım? Yazgı. İstesen de kurtulamazsın artık. Hmm. Abartılar kraliçesi. Aynı gün doğan bir sürü insan var yeryüzünde. Ne var bunda? Hmm, tabii. Aynı gün doğduğumuz herkese pat diye karşımıza çıkıyor. Hayatımızı kurtarıyor değil mi? Filmlerdeki gibi. Kadere bak be. Geç şuraya, geç. Geç. Bir sakinleş. Ne oluyor oğlum sana? Ha, ne oluyor? Ya sen başka birisine dönüşmeye başladın. Kibar adam gitti, içinden sokak çocuğu çıktı. Baba, yaptıklarını bilmiyorsun. Bak, öğrenince bana hak vereceksin. Anlat o zaman. Ya beyefendi kız kaçırmaya başlamış. Gökhan mı? Evet, kim olacak başka baba? Hangi kızı? Mahalledeki avukat kızı. Sen nereden biliyorsun? Aynı mahallede olunca zor olmuyor babacığım. Ya gözümün önünde arabayla yolunu kestiler. Daha sonra bindirdiler arabaya, bir mekana götürdüler. Ellerini kollarını bağladılar, bizim adımıza tehdit ettiler bu işten uzak durması için. Bak görüyor musun? Adımız nasıl kullanılıyor? Ya ben hangi delillerin peşinde olduğunu öğrenmeye çalışırken... Delil mi? Ne delili? Ya bu kız neyin peşinde ya? Baba, beyefendi müsaade etse öğreneceğim de adam orman kanunlarına göre yaşıyor. Ya sen de bunları hala yanında tutuyorsun baba. Oğlum onlar bizim ortağımız. Baba, o zaman ona göre davransınlar. Bak ben sana saygısızlık etmek istemiyorum ama adam kaçırmak falan bizim aileye yakışmıyor. Bu aileye neyin yakışıp neyin yakışmadığına müsaade et de ben karar vereyim. Sen böyle şeylere kafanı yorma. Sen bilgi toplamaya çalış. Gökhan'ı da bana bırak, ben konuşurum. İyi, tamam baba. O zaman söyle o herife, benim karşıma çıkmasın. Bak o Umut'u benden uzak tutun, elimden bir kaza çıkacak. Aşkım çok merak ettim seni. Ya Kerime teyze de bırakmadı ki yanına geleyim. Hayır, neymiş bunun, derdi neymiş? Derdi? Mahalledeki o avukat kız. Hepimiz yakmaya göze aldı o kızı korumak için. Oğlum, ben sana ne dedim? Ya yine mi o kız? Anneciğim bak, sen her şeyden daha değerlisin, tamam mı? Hadi, hadi gel evimize gidelim. Tekin, bir baksana bana. Yavaş, yavaş. Koca koca adamlara yakıştı mı bu? Hadi ona yakıştı. Ya sana? Gel buraya pansuman yapacağım. İstemez abla, sağ ol. Soru sorduğumu hatırlamıyorum. Ablacığım lütfen. Ya, tamam, en azından şu dudağına krem sürelim. Çocukluk etme. Tamam. Neler oluyor Umut? İş olduğu yok ablacığım. Gökhan'ın her zamanki densizlikleri. Beni Gökhan değil, sen ilgilendiriyorsun. Şimdiye kadar kimseye el kaldırdığını görmedim. Çileden çıkardı beni ablacığım. Mecbur bıraktı. Sen bu kızı çileden çıkacak kadar çok mu önemsiyorsun? Bütün bu olanların sadece projeyle ilgili olmadığını düşünüyorum. Haksız mıyım? Hadi. Herkes seni bekliyor aşağıda. Yok ablacığım, ben aşağı inmek istemiyorum. Bugün senin doğum günün. İtiraz istemiyorum. Bugünü böyle hatırlayamazsın. Hadi canım, hadi. Evet. Herkes sakinleştiyse yemeğe dönelim. Baba sen ne dediğinin farkında mısın? Ben bir de o adamla aynı masaya mı oturacağım? Oturmamayı, sözüme karşı gelmeyi dene bakalım ne olacak. Baba, bak hır gür çıksın istemiyorum. Elimden bir kaza çıkacak diyorum. Ben ne diyorsam o olacak. Yılların birikimiyle ayakta duruyor bu ortaklık. Bir kız yüzünden siz birbirinize girdiniz diye de yıkılacak değil. Ya, tamam gideriz de.
Acaba şu Umut gelip de bir oğlumdan özür mü dilese? Yahu siz beni duymuyor musunuz? Ana oğul niye aynı şeyleri tekrar ettiriyorsunuz bana? O yemeğe gidilecek, problemsiz dönülecek. Bu. Hadi. Hadi abi gidelim, kırmayalım babamızı. Dostluk dünyadaki en hakikatli ilişkilerdendir. Yeri gelir içinde sevgi olur, yeri gelir hüzün. Nasıl mutluluğu varsa kavgası da olur. Önemli olan kavgayı bitirmek, mutluluğu sürdürmektir. Şimdi Gökhan ve Umut, bu kavgayı bitirin ki dostluğumuza zeval vermeyin. Hadi oğlum. Gökhan. Gökhan. Çocuklar hadi da. Gökhan. Thank you.